Gelinimiz pırıltıyı sever de salonundan goltları eksik eder mi hiç? Baksanıza koltuklarından kırlentlerine, duvar saatinden televizyon ünitesine kadar her yerde bir altın görmek mümkün. Lacivert kadife fon perdelerini koltuk takımıyla uyduran Şevval Gelin, aynalı orta sehpasıyla da hayli iddialı. Salon kapısına asılı işlemeli havlu neden orada acaba diye düşünürken duvarda da düğün gününden romantik bir hatıra görüyoruz. Bakalım ışıltısıyla iddiasını ortaya koyan bu salon gelinlerden kaç puan alacak? Evet hanımlar, ne diyorsunuz salon için, ne düşünüyorsunuz? Leyla'cığım senden başlayalım. Direkt benim dikkatimi çeken kapıdaki havlu, hani burayı banyoyla falan karıştırdı Şevval'cim. Neden orada? Banyoda onu alıp kullanabilme ihtimalin var mı? Yüzüne çarpmaz mı? Banyoda olmadığını görüyorsun orada. Bilmem, belki banyonu... Banyo kapısında mı olmalıydı? Evet, olabilirdi çünkü hani burada ne mana? Biz onu süs amaçlı kullanıyoruz. Bu ben mutfağı keşke da böyle yaptım. Keşke kapını süsleseydin bununla. Nasıl süsleyeyim kapımı onunla? Banyo kapısını süsleyebilirdin. Banyoda kim görecek? Buraya sonra... insanlar oturmaya gelince güzel bir görsel olduğu için ben de onu oraya koymak istedim. Banyoya koyarak değerini kaybetmek istemedim. Keşke salon kapısında değil de tuvalet ya da banyo kapısında kullanabilirdin. Hmm. İnsanlar tuvalet kapısında gördüğünde şey yapabilirdi, salona uygun olduğunu düşünüyorum. Tuvalette görseler veyahut da banyoda görseler onu kullanılmayan bir şey ki o kullanılmaz. Ama yani ben onu dekor amaçlı kullanıyorum. Ay bir sesten şu meşru havluyu böyle bir elime alayım. Heh, uzat canım, teşekkür ediyorum. Aha. Evet o havlu bu havlu. Salonda kullanılıyor muymuş? Kullanılmıyor. Ben de sana demek istediğim şey ki dekor amaçlı onu tamam, oraya koydum. Tamam, aynı şekilde banyonu da dekor amaçlı kullanabilirdin. Burada daha çok oturduğum için gözüme daha çok hitap edebilmesi için onu buraya da uygun gördüm ve buraya koydum. Bu salonda başka keşke bazı şeyler gözüne hitap etse de bu Rıfat'la Şevval hitap etmeseydi. Ben havlunun orada durmaması gerektiğini ısrar ettim ama o direndi. Israrla orada kalsın istedi. Onun yeri orası değildi. Kesinlikle banyo kapısıydı. Ayrıca çok demedi bir havluydu. Kapıdaki havlu çeyizlerde meşhur ama yatak odasını değerlendirseydi daha güzel olurdu. Kapısındaki asılı olan havlu tamamen fiyaskoydu. Anlamıyorlar havlunun neden orada asılı olduğunu. Havlular yazılı, asılı şurada. Efendim başka var mı? Var mı, var mı, var mı salonumuzda? Salonumuzda yeter. Yok. Daha ne olsun işte. Evet, güzel, anladım. Güzel. Şimdi kuğunu şuraya, şurada tabii daha de iyi görürsün yakından. Evet. Burada kalsın istersen daha iyi görürsün. Peki devam edelim hanımlar. Dün benim saatimi eleştirdiler arkadaşlar. Çiçek açmış diye. Seninki de röntgen gibi içi dışı bir maşallah. Sen benim saatime... Röntgen gibi içi dışı bir saat. Sen benim saatime kurban ol. Senin saatinle bu saat bir mi Allah evet, aşkına? Evet, içi dışı bir gayet. Bir bu saate bak, bir de senin saatine evet, bak. Evet, fark ettim zaten. Kaçmalıyorsun. Gayet çok güzel ve çok şık. Hani insanların evet, da şöyle değil mi, içini böyle görebilsek, okuyabilsek. Evet, evet, hani yüzüne bakıyorlar, gülümsüyorlar ayrı. Aynen. Gözleri ayrı ama içi ayrı. Ah aynen işte böyle keşke hani. Dün benim saatimi yerden yere vurdular. Onunkine hiçbir şey demediler ama benimkinde aynı işte yerdeydi. Siz dediniz ya çok güzel içi dışı bir olsun diye bizim kızlarımız içindeki canavarı göstermeye gelmiş sanki buraya. Leyla'cığım iki gündür senin de içinde canavar vardı. Yarışmaya geldik tabii ki de o canavarı göstereceğiz. Şimdi bugün sen de bizimle birlikte göster o canavarlığını o zaman. Kaç gündür benden başka kimse konuşmuyor ki. Bir canavarlığınızı biraz da ben görmeliyim. Estağfurullah, canavarlığa gerek yok tabii. Söyle Ayşe'ciğim. Her şeyde her yerde konuşmak haklı olduğun anlamına gelmiyor. Benim için konuşmak olduğu yerde gerekeni söylemektir. Oo, her şeyi güzel. Her yerde konuşmuyoruz ki sadece yeri gösterileni gelince yorumluyoruz. Hani şurası olmamış, burası olmamış. Ben her yerde her şeyi konuştuğumu düşünmüyorum. Olduğu gibi, gerektiği gibi konuştuğumu düşünüyorum. Leyla'nın günü yarın. İlk iki gündür içindeki canavarla geldi buraya. Nedense bugün canavarını söktü attığı içinden. Ben de şaşırdım. Sen saati beğendin mi? Bu odaya yakışmış mı? Kübra'nın evine nazaran tabii ki de. Çünkü sen dün Kübra'nın evindeki saati en çok yorumlayan sendin. Evet bendim çünkü papatya sendin. Duvarında papatyalar açıyor resmen sanki. Resmen dedi ki papatyalar evet, çayır çimen olmuş duvarlara kesinlikle kaplamış. Öyleydi. Kaç senedir bu burada dedi. Bu da cep saatinin büyüğünü yapmışlar. Böyle eskiden evet, böyle cep ama saatleri vardı ya bir tane. Şöyle bir şey var, ben 8 yıllık evliyim arkadaşlar, 9 aylık evliyim. Çok haklısın. Ne zaman çok aldın saati? Çok aramızda. Yeni evlendiğimde almıştım yani, evi kurduğumuzda. Yani 9 ay. Tabii. Yeni evet, nesil saatler mi? Yeni nesil saat ama bu eski cep saatinin büyüğünü yapmışlar. Eskiler evet, mi oluyor? Aslında eskiden günümüze dönüyor her şey. Bakma sen evet, bu çok eskiden de vardı. Evet, evet, biraz işte beyazla altın varak yapmışlar. Böyle bir şey olmuş. Peki devam edelim.
efendim kızlar? Şevval'cim bu küçük salonunda oturma grubu yerine bir L koltuk tercih edebilirdin. L koltuğa nasıl sığacağız? Ben L koltuk hiç sevmiyorum. Benim diğer odamda L koltuk vardı. Bizim misafirlerimiz ağır olduğu için L koltuk buraya yakışmazdı daha doğrusu. Ayrıyeten de küçük lafına takıldım. Küçük dediğin oda bu mu yoksa senin dediğin oda mı küçük? Bizim evlerimiz hemen hemen aynı. Sen benim evimi nasıl küçümsüyorsun ki? Yok küçümsemedi. Öyle deme ya. Küçümsemedi. O L koltuğu sen kendin. Öyle deme ha. Küçümsemedi dedi ki. Evet. Küçük dedi odana evet. Dedi L koltuk al dedi. O da şunu diyor. Senin odanla benim odam. Aynı. Ay şey gibi oldu ya. Teyze duydun mu sesimi? Senin odanla benim odamın büyüklüğü aynı. Ya bunu mu demek istedin? Yok evet evet. Oh, salonumdan bir tık biraz büyüklüğü daha küçük buldum buraya. Hemen hemen yani oturma aynı grubu değil de bir L koltuk tercih etsen daha güzel olurdu gibi. İşte biz de oturma açısından sıkıntı yaşarız diye bence o şeylere hiç girmedik. Aslan koltukları çok geniş olduğu için o yüzden evet, çok büyüktür. Kenarları falan çok evet, büyük geldi. Geniş. Senin de güzel genişti bak. Peki eklemek istediğiniz, evet, devam halı, etmek istediğiniz. Halı. Halı. Evet, tarzı bence uymamış. Daha bohem tarzı bravo. Bir halı. O yüzden... Bohem tarzı bir halı aldığının salon farkında mısın? Olmadığını düşünüyorum. Değilsin. Kaça aldın? Onu 1500 TL'ye almıştım. Evet, kanepelerin? 25.000 aldım. Anladım güzelim. Ama arkadaşın bohem tarzda diyor. Sen ben bu tarzı sevdiğim için açık olsun diye bu tarzı yapmak istedim. Peki Aslan'ın perdenin, store'unun desenlerine ne diyorsunuz? Hmm. Daha düz kullanılmalı mıydı? Kullanmalıydı. Storu deseni geç o parlak perdeye. Tül. Evet parlak tüllerimiz çok simli ya. Alttaki desen çok abes şıkır kaçmamış. Şıkır şıkır gelin olduğum için ben de perdelerimi şıkır şıkır yaptım. Simli şıkır. Işıltı seviyor. Işıltı evet ışıltı seviyor. Alttaki evet. Işıltı nerede tam olarak ben göremiyorum. Perdelerde var ya. Bak tüle. Stordan bahsediyorum ben. Orada da hareket var. Nerede hareket orada bereket demişsiniz. Evet. Vallahi öyle. Hareketli. Beğenmediniz mi yani perdeleri koltuklarımla uyumlu? Yani bir uyumsuzluğu fonlar yok. Fonlar nasıl mesela? Fonlar evet. Fonlar bu odaya uygun bence. Uygun. Çünkü lacivertle bir karmaşa yok, bir şey yok. Evet, bence fonlar de. Tamamlı ama store hayır. Store hayır. Düz evet. Kalabilirdi. Düz olsaydı store'un. Bence. Ben bunlara çok özenmiştim. Çok bunları almıştım. Anladım. Çünkü perdeler uzun ya alttaki o hareketliliğin hiçbir faydası olmuyor. Tabii. Görüntüde. Bu evet. Genelde hani tül kullanılmayan evet. Odalarda evet. Hani tül yok ya bir tanem. En azından o hareket olsun, desen olsun diye store kullanıyorlar.